güzel başlık. Güzel başlık. Varank'ın bununla ilgili bir açıklaması var. Diyor ki 17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler ikinci derece, ikinci derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan namerttir diyor. Suç duyurusunda bulunulur mu bunun için? Bunun CHP Mahşetler yani, suç duyurusudur. Öyle. mi? zamanki gibi resen harekete geçebilir. Bu konuşulanlar, şu atılan manşetler bunların tamamı savcıların dikkate alması gereken durumlardır. Suç duyurusu illa gidip de bir dilekçeyle bir yere başvurmak değildir. Biz senelerce gazetecilik yaptık. Gazetelerin manşetleri, haberleri doğrudan doğruya savcıyı ilgilendirir ve savcı harekete geçer. Ama hukuk, oraları çoktan o Hukuk geçmiş. harekete geçer normal şartlarda. <laughs> <şeydir. gülüyor> Sedat <laughs> <Normal> Peker, Sedat neler, <laughs> neler 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 anlattı da bir tane savcı resen soruşturma mı açtı Mustafa Bey? Yok. Bu Zaten şöyle, <laughs> bu zaten olmayacak. Bu zaten olmayacak. ertesi sabah kapınızda polis olurdu. Zaten. Evet. Bu zaten olmayacak ama suç duyurusu yapmanın şöyle bir Kamu anlamı var. dediğimiz bir şey var. İşte bu mesleğin hmm. işi. Evet. Tabii. Suç duyurusu yapmanın şöyle bir anlamı var. Savcı takipsizlik kararı verdiği zaman ki ekseriyetle de öyle oluyor. Bir ihale yapılmıştır. Bu tesadüftür. Ne alakası var? Kardeşim deyip de savcı takipsizlik kararı verdiği zaman bu mesele soruşturulmamış oluyor. Bu evet. kadar tesadüf. Bu kadar tesadüf bizim memlekette artık olağan bir olağan. hale geldi. Yani olur yani. Olur işte bunu da görüyoruz zaten, görüyoruz zaten. Yani AKP'nin kendi sermayesini oluşturma çabaları içerisinde, bütün bu ihaleler. Mustafa Bey az önce hani ve diğer konuklarımız da tabii yani şey olarak hani. İhalelerin sadece belli iş adamlarına verilmesi üzerinde duruyorlar ya. Burada şöyle bir şey var. AKP ülke içerisinde daha önce e, paralel devlet işte e, söylemini geliştirmişti ya başka bir gruba karşı. Hmm. Aslında şu anda paralel devletin kendisini, bizatihi kendisi oluşturuyor ve kendi sermayesini oluşturuyor. Yani bu yerli ve milli... Şu anda üstüne ekliyor. Tabii kesinlikle. Yani bu kendi sermayesi içerisinde ee, ancak birbirlerine birbirleriyle alışveriş içerisindeler ve dolayısıyla bunların her birisi biraz daha partiyi güçlendirmek, biraz daha kendi iktidarlarını güçlendirmek adına ama gerçekten de e, Türkiye'de hani re soruşturma başlatacak savcı var mı? İşte o sorunun cevabı maalesef bugünler için hayır. Kahveci? şimdi e, buradaki Ana meselelerden bir tanesi şu. Ana mesele derken Türkiye'de siyasetin finansmanı. Siyasetin finansmanı ve siyasetçilerin yapısı eğer havuz e, kirlenmeye başlamışsa o havuzda temiz su yer alamaz. Dolayısıyla kirli havuzda yer almanız için kirlenmeniz gerekir ve kirli olmanız gerekir. Bu bu işler herkesin e, Mesela Sayın Babacan ve Davutoğlu Ak Partiden ayrılma, değil mi? Ak Partiden ayrılmış şeyler. Peki Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ilgili ve yanlarındaki ekiplerle ilgili bu tür bir şeyler duydunuz mu, doğru dürüz? Sistem sizi eğer bir yerde bir havuz kirli kalmışsa, kirlenmişse sistem sizi otomatik olarak içerideki temizleri dışarıya atar. Hı hı. Ama o havuz öyle bir havuz ki. Birol Bey'in kulakları çılmasın. O havuza giren mesela 20 yıldır oraya karşı olan bugün havuza giriyor tak tertemiz oluyor. O havuzdan 20 yıldır orada olup da bugün çıkan tak en kirli oluyor, hain oluyor. Öyle bir havuz. Aynı havuz, aynı politikayı dün söyleyen yani hain ilan ediyor. Ama bugün o kendileri söylediği zaman karşı çıkan hain oluyor. Yani öyle bir havuz ki onun için bu havuza yer almak için senin şerefine hocam ya. Hem o. <laughs> ya yani bu çok güzel yapmışlar. Ee, benim tavsiyem havuz gerçeğini kabul etsinler. Ee, o havuz gerçeğinin bir yansımasıdır bu. Orada durmaya devam ediyorsan ediyorsan ve durabilmen için evet, o havuzun şartlarında olman lazım. Evet. Ben hem Burada kimse ses çıkarmayacak. Ben orada Bak. durayım ama havuzun kenarında güneşleneyim, suya hiç girmeyeyim. Ben size yansımasını söyleyeyim. Matematikte hani ne yapıyoruz? Bir işlemin tersten sağlamasını yapıyoruz ya. Bu benim söylediğimin tersten sağlamasını şöyle yapıp görebilirsiniz. Bakın, görün bakın. Bu e, ihale senin şerefine emmoğlu diyor ya. Bu ihaleyle ilgili Ak Parti veya yönetimle ilgili bir şey gelecek mi? Sağlaması bu. Hiçbir şey gelmeyecek. Ya bir şey mi? Bir ne? Açıklama mı? Açıklama değil. Ne? Ya nasıl olur falan nasıl yaparsın evet. edersin veya bu nasıl olur? Ya bu seni yani şöyle kabul edelim. Biz Sayın Varank'ın beyanını ne esas kabul ederiz? Sayın Varank diyor ki benim burada bir dahlim yok. O zaman AK Parti şunu yapması lazım. Eğer yolsuzlukla Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıl üzerine geçen gün ne dedi? Yolsuzlukla mücadele başlatacağını söyledi. Kendisi 20 yıl üzerine yeni iktidara geldiler ya. Yolsuzlukla mücadele başlatacak. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza yolsuzlukla mücadelede başlatmak da güzel bir örnek. Ne yapar? Tamam Sayın Varank'ın bununla hiçbir dahli yok. İkinci dereceden akrabaları birleşmişler. Ticari ihale şeyi, kamu üzerinden ticari faaliyet yürütmüşler. Birisi vermiş, birisi almış ihaleyi araziye konmuşlar. Ne olmuş? Şimdi ne yapar AK Parti normalde? Havuz tertemiz tertemizse? Ya Sayın Varank, sen, bu arazinin senle uzaktan yakından hiç alakası yok. Sen hele böyle arazilerde falan senin gözün de hiç yoktur zaten. Böyle mal, mülk filan Sayın Varank'ın böyle bir şeylerde gözü de hiç yoktur. Dolayısıyla... Senin ikinci derecede akrabalar, akrabaların bir tesadüf eseri birbirlerine ihale olmuş, birisi almış, birisi vermiş. Bu da etik olarak aykırıdır. Bu ihaleyi komple iptal ediyoruz. Açık bir ihaleyle, açık bir ihaleyle bu kimin hakkıysa o araziyi, kimin hakkı şeyse o alsın diye bu ihaleyi iptal ederler mi? Hmm, anladım. Şimdi havuz temizse ne olur? Bu Doğru. ihale derhal iptal edilir. Sayın Varank'ın da iddia ettiği gibi kendisi tertemiz çünkü bu tür şeylerle hiç işi olmaz. Partisi de bunu yönde destek verir ve bu ihaleyi derhal iptal ederler. Ama kimse şöyle düşünmüyor Burhanettin Bey. Gerçekten de yani bir ihale açılmıştır. Ondan sonra ihaleye katılmıştır oradaki hanımefendinin kardeşi ihaleyi alan. En yüksek teklifi o vermiştir. Ondan sonra Varank'ın kuzeni olması tamamen tesadüftür falan. Bunlar niye ya niye buna hiç, ihtimal hiç, vermiyor hiç kimse he, ben bunu ve, anlayamıyorum. Yani. Böyle bir şey mümkün değil çünkü. Olmaz mı? E, olmaz. Yani bu, bugün öyle bir düzen oluşturuldu ki artık yağma düzeni haline döndü. Bu yolsuzluk işi şöyle ifade ediyorum ben daha çok. Kanser hücre gibi vücuda girdi mi? Yani o ülkede yolsuzluk başladı <laughs> andan itibaren yukarıdaki ne kadar çalıyorsa aşağıya doğru o yayılır. Mesela bu emme işi çok basit bir iş. Küçük bir iş yani. 6 milyar liracık. Ya ne olacak? Yani Para nice değil. arsalar var, nice nice projelerde neler oluyor? Bakın bazen biz rakam olarak işte milyar diyoruz çok anlaşılmıyor, trilyon hatta kat trilyon o rakamlara gelmiş durumda. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela şehir hastanelerinin toplamda maliyeti 10 milyar dolara geliyor. 25 yılda ödedikleri yani bu rakam şeyden çıkarttığımız onların ifadesi değil. Ödenen paralardan çıkarttığımız 25 yılda 30 milyara yakın para verecekler. 30 milyar. TL mi dolar lira dolar dolar. canım yani 30 Ama milyar. 25 yılda tamamı mı yoksa hizmet sözleşmesi mi kira şey mi? O maliyete verilen parasını. Hizmeti söylemiyorum canım ha, o ayrı. Hizmet yok. Abi o hizmetteki şeyi ayrı bir şey. Şimdi bir arkadaşım çalışma yapıyor yakında açıklayacak. O maliyetleri de nasıl şişirmişler. Şişirilmiş maliyetin 10 milyar olduğundan evet, bahis tamam. de söylüyorum. O rakamlar başka bir şey. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'de yolsuzluğun kabul edildiği bir dosya var. Geçen yıl, tam bu tarihlerde, bütçede ben bakana sordum. Sosyal güvenlik kurumunda görevden almalar var. Bunun sebebi nedir diye. Bakan da Vedat Bey de bu gayet böyle babacan sevimli tarzıyla evet bir yolsuzluk var idi. O görevden almaları ben yaptım dedi. Kamuoyuna ne olursa olsun hepsini açıklayacağım dedi. Biz de orada dedik ya bunun içerisinde Soylu var. İşte eski çalışma bakanı. Soylu'nun akrabaların bu işte aynı tesadüfler. Bu işlerde olduğu söyleniyor. Soylu mu varmış? Ee, söyleniyor. İşte siz siz bu ger gerçekten açıklayacak mısınız? Sonucu nereye varırsa varsın dedi. Ee, tarih Aralık, e, Kasım, e, 2021. Biz de 7 ay falan bekledik. Bir cevap gelmedi. Bir şey yok. Kamuoyuna açıklanan bir şey de yok. Temmuz ayında ya Haziran ya Temmuz ayında bir soru önergesi verdik. Ya dedik bu ne no, oldu? Bir hafta sonra SGK ilgili açıklama yaptı. Böyle bir soruşturmanın <laughs> neticelenmiştir müfettişlerimiz savcılığa verdi. İyi bari savcılığa vermişler. Ee, geçen hafta da yine bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sorumlu bakan yine karşımızda. Ben yine sordum. Dedim ya böyle bir şey vardı. Ne Siz oldu? Yani bunu söylediniz. Ee, bu işler ne oldu? Dedik ya işte savcılığa verdik ben artık bir şey söyleyemem. Şimdi bir şey söyleyemem dediği şeyi ben de sordum. Ya bu ne kadar? 1 milyar dedi. 1 milyar TL'cik. <laughs> 1 milyar. Ve ifade etti 2021 yılında ortaya çıkan yani bir gazete haberiyle çıkıyor. O gazete haberine de kimse de itiraz etmiyor. Yani mesela gazeteci yazmış sözcüde Soylu'nun e, yeğeni bir şirkette şirketteki yolsuzluk ortaya para transferleri ortaya çıkınca hemen yönetim kurulundan ayrıldığını ifade etmiş ve bunlarla ilgili soruşturma açıldığını söylemiş. Sosyal Güvenlik Başkanı bakın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı gazeteye açıklama yapıyor. Ben görevden alındığımı bilmiyorum. Bakanın e, gerekçesini bilmiyorum. Ama o soruşturma müfettişlerini ben atadım. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Aslında ben soruşturma açtığım için görevden alındım diyor. Ve tarih itibariyle gelinen süreçte de ben bununla ilgili herhangi bir açıklama yapamam diye bakan ifade ediyor. Daha bir, bir ilerisi daha var. Ee, kiralık kalemler yani yandaş desek o da az oluyor artık. Yani e, sipariş usulü yazı yazanlardan bir arkadaşımız e, bu konuyu dile getirmiş. Köşesinde yazmış. Aklı sıra aklayacak. Efendim soyluyla ilgili burayı ilintiliyorlar. Alakası yok. E, hatta o rakamları ortaya çıkartan ee, bakan geriye doğru da soruşturma yaptı Soruşturma 2017'den başlıyor <laughs> 2017'den <zaten. gülüyor> Baltalıyor yani Hani diyor ya bu vazoyu ben kırmadım <laughs> Ben düşürmedim der gibi Diyor ki 2017'den başladı diyor Ve o soruşturma devam ediyor Başka bir şey daha söyleyeyim Diyor ki o rakamlar diyor e, Bugünkü rakamlar üzerinden bakarsanız Yanılırsınız O rakamlar o günkü dolar kuru üzerinden bakılırsa en az 4 milyar TL. Cık. Cık yine. 4 milyar TL. Şimdi gelelim. Şimdi bir sürü işte basında da çıkıyor belediyelerimize yolsuzluk yapıldığına ilişkin ve görevden alınan belediye başkanlarımızın hiçbirinde mahkeme sonucu yok. İddialar, isnatlar var. Bir belge yok. Evet. Ve rakamlar, milyonluk bir rakam da yok. Hep yani milyon. en büyük belediyelerdeki mevzular milyonu bile bulmuyor. Burada milyar yani katrilyon. O belediye başkanları görevden alınıyor ve siz bir bakan olarak bunu kabul ediyorsunuz. İki bütçedir. Diyorsun ki evet var. ve soruyorum bir milyar diyorsun ve bununla ilgili hukuku haklılığa geliyor. Biz evet. diyor bunu açıklayamayız diyor. Bakın hemen bitiriyorum. Bu 4 milyar bugün rakamlarıyla en az 4 milyar olan soruşturmanın içerisindeki şirketlerin açıklanması lazım. Hangi şirketler bu işleri yaptı? Bürokratların açıklanması lazım. O bürokratlar şu anda hangi görevde? Hepsini attım diyor. Mümkün değil. Bize bu konu haber olunca sosyal medyadan geliyor. Diyor ki bir bakan yakını var. O gün şu müdürlükteydi. Şimdi şurada diye zaten söylüyorlar. Açıklaması gerekiyor. Yani ben böyle bir İstadı söyleyebilmem için hem de belgesi olması lazım. Ama başka bir şey daha var. Onlar, onların eğer suçu yoksa onu da açıklaması gerekiyor. Yani evet. demesi gerekiyor. Şu bakanlıkta şu görevliler şunu yaptı diye söylemesi lazım. Bir başka bir şey daha. O gün bir şey hemen söyledi. Bir başka bir şey daha söyledi. Bir daha başka yolsuzluk da var dedi. Ona da çalışıyoruz dedi. O da yalan. Onu da ağzından kaçırdı bence. O konuda şu üç tane büyük Hastane ile ilgili o tarihte soruşturma başlanmıştı. Büyük ulusal markalar. Bir tanesi bir ilin en büyük hastanesi, iki tanesi Türkiye'de yaygın hastaneler ve orada da milyar TL'lik yolsuzluklar var. Peki. Ama bu konuda da tek açıklama yaptı. Yap şey, yap ne kadar zamanımız var Murat? Ne dikkatimi çekiyor biliyor musunuz? Burak, Çok özür dilerim. Şu ekranda şu ihale senin şerefine emol diyor ya. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu mutfaktan ne dedi? çocuklara bir öğün yemek dedi. Evet. evet o Şu bir haberle söyleyebiliriz belki. Evet, evet. Ne kadar iyi şey Şimdi gidiyor, bir reklama gitmemiz lazım. Bu arada ben de bir şey hatırlatayım. Çok önemli. Geçen hafta burada eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri U